Şu an gördüğünüz aslında Web 2.0 teknolojisiyle. Yani sadece avatarınız aracılığıyla sanal bir gerçeklik evrenine giriyorsunuz. Daha doğrudan burada temasınız. Daha buradan doğrudan sanal bir şekilde dediğim gibi e, o insanlarla bir araya gelmeniz tamamen söz konusu değil. Gözlüğünüzü alıyorsunuz, kaskınızı takıyorsunuz, bir şekilde o insanlarla konuşuyorsunuz ama gerçek anlamdaki metaverse fikri ve projesinin Web 3.0 teknolojisinin dayansı, bunun için çok ciddi anlamda bir teknoloji maliyetine ihtiyaç var. İnsanların, kullanıcıların cihazlarını, bilgisayarlarını, tabletlerini değiştirmesi ve Web 3.0 temelli, tabanlı tarayıcılara ihtiyacı var. Bunun gücünün kaldırması son derece güç şu anki mevcut sistemlerimiz, bilgisayarlarımız, teknolojik cihazlarımız aracılığıyla. Dolayısıyla Pınar'ın bu fikrin ortaya çıkması, yaygınlaşması cihazların web 3.0'a entegre olması, tarayıcıların e, bu cihazlarda kullanılır hale gelmesi için en azından bir 10 yılın var olduğunu ifade edebiliriz. Ama şu an iki boyutlu sanal gerçeklik evrenlerinin var olduğunu, hatta bunların bazılarının üç boyuta da kaydığını görüyoruz. Ama gerçek anlamdaki Metaverse projesi, Mark Zuckerberg'in altını çizdiği Metaverse projesi şu an bu değil. Yani o size az önce söylediniz ya, sanal gerçeklik evreninde insanların işte arsa aldığı, İnsanların işte dediğim buralara avatarları aracılığıyla girdiği sistem bu değil. Şimdi bunun sistem işleyişi şu. Şimdi Pınar'ın geçmişte geçmişte Sims dediğimiz bir oyun vardı. Bir simülasyon oyunuydu. İnsanların e, profillerini oluşturdukları, aile kurdukları, işe gittikleri, alışveriş yaptıkları, konsere gittikleri, tatile gittikleri bir oyun vardı. Evet bütün versiyonlarını oyun... oynamıştım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Mutlaka oynamışsınızdır. Ben de çünkü o dönem için bizim için hakikaten Pınar Hanım çok... Güzel bir oyundu yani evet, hakikaten insanların sosyalleştiği sanat, çok eğlenceliydi dediğiniz gibi. E, dolayısıyla bu oyunun aslında bir şekilde real para derken kripto paralar üzerinden oynandığı ve insanların buralarda alışveriş yaptığı, konsere gittiği e, dediğim gibi buralarda insanlarla sosyalleştiği, düğün yaptığı işte gezdiği, tozduğu, tatile gittiği ya da e, avukat görüşmesi yaptığı, doktor görüşmesi yaptığı bir dünyaya doğru, sanal gerçeklik dünyasına doğru gidiyoruz.